Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda TIA portalda karşılaştırma kontaklarını inceleyelim. Karşılaştırma kontakları benimle ne işime yarayacak? Ki sabit değeri ya da iki değişkeni ya da bir sabit bir değişkeni büyük küçük eşit olma eşit olmama gibi durumlarda karşılaştırıp dış alabileceğim bir bitlik çıkış alabileceğim kontaklar. Bunlar nerede? Introduction sağ menüde. Introductions altında basic introductions altında şurada geliyorum. Comparator kısmı var. Burada benim karşılaştırma kontaklarım var. Bunları denerken en sakin görülebilir şekilde deneyebilmem için bunu bir sayıcı devresinde kullanacağım. Buraya bir tane saymak için input koyalım. Input 0.0 diyelim. Bu benim şuradan bir tane yukarı sayıcı alayım. Up sayıcımı saysın. Buna da sayıcı diyelim. Burada bir reset ucum olsun. O hangisi? Input 0.1 olsun. Burada preset value'lerini kullanmayacağım bu çünkü bit olarak çıkış veriyordu sayma değerine ulaştığında ama bunu boş bırakamayacağım. 10 gibi bir değer gireyim. CV değerini biraz sonra hani şimdiye kadar kullanmadım örneklerini ama biraz sonra tek table'da sayıcının içerisindeki aktüel anlık sayma değerini görmem gerektiği için Merker Word 50 gibi bir tag e atayım. Hatta bunun da tek tag diyelim. Sayı değeri diyelim. Tek table'da online görmeme yarasın. Bunu değiştirelim. Rename tag buton. Burada teklerin üstünde niye duruyorum? Biraz sonra tek table'a geçeceğim. Orada çünkü nasıl çalıştığına bakacağım. Name tag reset. Şimdi burada aşağıda sırasıyla karşılaştırma kontaklarını kullanalım. Eşit. Eşit değil. Büyük eşit. Küçük eşit. Büyük. Ve küçük. Diğerlerini başka bir örnekte yaparız. Burada karşılaştırma kontağında şu soru işareti olan yer karşılaştırmanın hangi veri tipinde yapılacağını gösterir. Benim dikkat ederseniz sayıcımın veri tipi integer'dı. Integer'da bir karşılaştırma yapacağım. Hepsini integer'a e alayım. Veri tiplerini integer'a e alacağım. Burada ne ile neyi karşılaştıracağım? Örneğin burada 7 ile 5 gibi iki sayısal değeri karşılaştırabilirsiniz. Ama daha çok değişkenleri bir sayısal değerle ya da iki değişkeni birbirlerine göre kıyaslamaya için kullandığım için bu kontakları. Şimdi yukarıdaki kullanacağım değer benim sayıcının içerisindeki anlık değeri. Preset value neydi? Son değerdi. CV aktüel değerdi. Anlık değerini karşılaştırmada kullanacağım. Şimdi buraya 5 gibi bir değer yazdım. Sayıcının 5'e eşit olma durumuna bakıyorum burada. Bunu burada 5 olarak kullanabileceğim gibi hatırlarsanız tek table'ları anlatırken Burada benim user constant gibi bir yerim vardı. Örneğin ya da değişken diyelim. Veri tipine data tipi integer seçeceğim buradan. İyiye basalım gelecek mi? Geldi. Burada da 5 gibi bir değer atayım. Artık main o 1 e döndüğümde burada 5 sayısı yerine burada değişken gibi az önce konstant olarak tek table'a işlediğim şeyi de kullanabilirim. Şimdi bunu Ctrl C ile diğerlerini yapıştırayım. Buradaki sabit değerimi ya da değişken bunu 7 yaparsak hepsinde 7 olacak bu artık. Burada dikkat ederseniz bir sabit sayıyla sayıcının içerisindeki CV değerini bir değişkeni karşılaştırıyorum. Burada değişken yazım kafanızı karıştırmasın. Bunu değiştirebileceğim anlamına gelir. Yani dikkat ederseniz burada 5 default table'a geleyim. User constant'a geleyim. 5 değil de bunu 7 yaptığımda main ve döndüğümde dikkat ederseniz buradaki karşılaştıracağım değişken değeri 7'ye döndü. Yani bunu eğer elle yapmış olsaydım bütün 5'leri 7'ye çevirmem gerekiyordu. Şu anda sadece default table'ın içerisindeki user constant'tan ben bunu ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum. 5 Şimdi geldik. Buralara bir arada çıkış atayalım. Ne yapacağız? Bobin koyacağız. Bobin koydum. Bu ne olsun? Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Şimdi tek table'da bunları daha net görebilmem için bunu rename tek diyelim. Bu ne? Eşit. Change dedim. Bu ne? Eşit değil. Burada daha önce size hatırlattığım bir hatayı bilerek yaptım. Şunu tekrar Q0.1'di bu. 1'i alayım. Tek ismini nasıl değiştiriyorduk? Rename tag Change. Bu ne? Büyük eşit. Bak yine aynı hatayı yapıyordum. Şimdi büyük eşit ne anlama geliyor burada ya da nasıl anlayacağız? Şimdi yukarıda sayıcının sayma değeri var. Aşağıda da 5 gibi bir sabit değerim var. Bunu saat ibresi tersi yönde çevirecek olursanız ne olacak? Sayıcı CV buraya gelecek. 5 buraya gelecek. Yani sayıcının CV değeri büyük eşitse 5'ten bu kontağın çıkış verecek. Tekrarlıyorum. Saat ibresi tersi yönde çeviriyorsunuz burada. Sayıcı CV'nin anlık değerini şuraya koyun. Kontağın 5'i de buraya koyun. Ne oldu? Sayıcı CV büyük eşit 5'ten burası çıkış verecek. Peki bu ne? Rename tak. Küçük eşit. Bu ne? Büyük. Bu ne? Küçük. Karşılaştırma kontaklarını burada ne yaptım? Yerleştirdim. Bunu PLC'ye göndereyim. Şimdi buradan online alıp izleyebiliriz ama burada çok satır var. Bunu daha kolay nereden görürüm? Default Tag Table'a geldim. Bakın dikkat ederseniz buradan tüm tekleri görebiliyorum. Online'a e alayım. Monitoring'e alayım. Dikkat et olursanız bakın bu şey değil. Watch ve Force Table değil. Bu sadece tek table'dan online görmeme yarıyor. Burada sayı değeri ne? Sıfır. Sayı değeri sıfır. Sayıcının şu andaki sayma değeri sıfır. Girişim, resetin false yok. Eşit mi? Neye eşit mi? Bunu tekrar user constant'tan bakacak olursanız 5'e eşit miye soruyorum. Şu. Eşit Q00 değil. Çünkü 0. Eşit değil mi? 5'e çünkü sayma değeri şu anda bunun 0. Evet 5'e eşit değil. True. Büyük eşit mi? 0, 5'ten büyük ya da eşit değil. Küçük eşit mi? Evet. 0, 5'ten küçük ve eşit. Büyük mü? 0, 5'ten büyük değil. 05'ten küçük mü? Evet, 05'ten küçük. Bunu 5 değerine kadar getireyim. Sayı değerini nereden göreceğim? Sayı değerini şuradaki merkez 50'den göreceğim. 0 şu anda, 1, 2, 3, 4 şu ana kadar bakın herhangi bir değişme yok yani 0'daki şartların hepsi şu anda sağlanıyor. 5'e geldiğimde bazı şartlar değişti. Bakalım. Sayma değeri 5, sabit değerim ya da değişken olarak atadığım karşılaştıracağım değer 5. 5, 5'e eşit mi? Evet eşit. Eşit değil mi? Eşit değil. O nedenle çıkış vermiyor. Yani eşit olmadığında burası çıkış veriyor. Eşit olduğunda çıkış vermiyor. Büyük eşit mi? Büyük değil ama eşit. Küçük eşit mi? Küçük değil ama eşit. Büyük mü küçük mü? Değil. Yani 6 olduğu zaman sadece büyük küçük gibi buradaki işlemlerde değişim olacak. Bir daha sayı değerini arttırayım. Şimdi bakalım sayıcımın değeri 6 eşit mi değil? Eşit değil mi? Evet eşit değil. 5 6'ya eşit değil. O yüzden çıkış vermiş. 6 5'ten büyük eşit mi? Evet. Küçük eşit mi? Küçük değil zaten. Eşitliği geçtim. Büyük mü? Büyük. Küçük mü? 6 değeri 5'ten değil küçük olmadığı için burada çıkış vermedi. Karşılaştırma kontaklarını temel olarak bu şekilde ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şimdi buradaki karşılaştırma kontaklarının altında yani Comparator Operations'ın altında In Range, Out Range var. Bunu anlatmaya çalışacağım ama bunu bir zaman rölesi örneğinde açıklamaya çalışalım. Buraya zaman rölem için input 0.0 koyayım? Yine Change diyelim, artık ne yapacağız, timer alacağız, ton alalım. Farem artık pili bittiği için. Zaman diyelim. Reset value değeri olsun? Örneğin 10 saniye olsun. ET ne bir yerde kullanmayacağım şu an için. Gelelim aşağıda in range ve out range kullanalım. Önce in range alayım. In range ne işe yarar? In range şu işe yarar. Burada value değeri var. Girişim. Buraya girmiş olduğum value değeri eğer minimum min değerine girmiş olduğum değerden büyükse max olarak girdiğim değerden küçükse bu bloğum bana çıkış verir. Yani ne demek istiyorum? Value olarak girmiş olduğum o anki değişken. Minimum alt sınır ve maksimum üst sınır arasındaki bir değerde ise Inreach bloğum bana çıkış verir. Eğer bu aralıkların dışındaysa bana bu bloğum çıkış vermez. Ama önce buna ne girmem lazım? Veri tipini girmem lazım. Şimdi normalde zaman öylesi time formatında. Burada T-Portal versiyon 16'ya kadar Inreach ve Outreach'te data tipinde şey koymamışlar. Time koymamışlar. O nedenle hani time koymadı ama time formatını Format olarak benzeyen en uygun veri tipi double integer. O yüzden buraya giriyorum. Value değerim ne olsun? Zaman rölesinin şuradaki saymış olduğu değer. PTN son nokta. Yani sayma işlemini yaptığı son nokta. Ama bana o an aktüel sayma değeri lazım. Ya da işte zaman değeri lazım. O yüzden ET'yi kullanıyorum. Minimum. Şimdi burada double integer kullandığım için, time formatı kullanmadığım için bunu milisaniye bazında yazacağım. Yani 2, 1, 2, 3. Bu ne oldu? 2 saniye oldu. Maksimum değerim de benim ne olsun? Örneğin 6, 1, 2, 3. Bunu double integer formatında yazdım. Time formatında buraya ben eğer 2S yazsaydım kabul olacaktı ama in range'de time formatı yok data tipi olarak. Ben de ne yaptım? Mini saniye cinsinden yazdım. Şu anda yapmış olduğum şey ne? Zamanın saymakta olduğu değer. Eğer 2 saniye ile 6 saniye arasındaysa burası bana ne verecek? Çıkış verecek. Çıkışı ne ile görelim? Bir tane bobin ekleyelim. Buna da Q0.0 diyelim. Rint ekleyelim. Bu neydi? In. VHT. RH diyelim. Change. Şimdi bunu peki diğer karşılaştırma kontaklarıyla yapabilir miyim? Evet bunu diğer karşılaştırma kontaklarıyla yapabilirim. Ne yapacağım? Büyük eşit veya küçük eşit. Şu. Aldım. Burada diyorum ki zaman içerisindeki ET sayma değerim. Ne? 2000'den büyükse. Şimdi buraya 2000 yazmayacağım. 1, 2, 3. 2000 yazmayacağım. Yazsam oluyor mu? Oluyor. 2 saniye çevirdi. Burada data tipi dikkat et çok olursanız karşılaştırmada buraya otomatik time geldi. Direkt buraya ben 2 S de yazsam 2 saniye olarak bunu ne yapacak? Alacak. 2 saniyeden büyükse ya da eşitse ya da şu diğer karşılaşma kontağını alayım. Eyvah eyvah. Artık faremin son noktalarına geldik. Ne? 2 saniyeden büyük eşitse ya da zamanın ET değeri Aralık neydi? 6 saniyeydi. 6 S'yi koyuyorum. 6 S'yi koyuyorum. 6 saniyeden küçükse bana çıkış verecek. Ne versin? Bir bobin çıkışım. Buna da Q0.1 diyeyim. In range'di bu. Name tag diyelim. In range kontak diyelim. yereke Şimdi de out range'im var. Out range'i alayım. Bunu data tipini yine double integer seçtim. Value değerim ne? Zaman içerisindeki sayma değerim. ET yine buna da 2 1 2 3 2 saniye ve 6 1 2 3. Şu kontak karşılığını buraya yazmayacağım. Bunu anlamanız için buraya koydum. Uzatmaya gerek yok videoyu. Bir tane de bobin çıkışı koyalım buraya. Bu ne? Q0.2 Şu ne? Out range Tamam. Şimdi bunu PLC'me gönderiyorum. PLC'me gönderdim. Online'a aldım. Şimdi in demin açıkladım ama out range'i açıklamadım. Out range'i de açıklayayım. Out range de şu girmiş olduğum value kısmına girdiğim değer value. Bu minimum ve maksimumun dışındaki bir değerse burası bana ne yapacak? Çıkış verecek. Şu anda zaman öleminin değerine 0 milisaniye, 0 saniye. Peki 2 saniye ile 6 saniye arasında mı? Hayır, değil. 2 saniye ile 6 saniye arasında olmadığı için çıkış vermiyor. Dikkat edecek olursanız burada 0 büyük eşit 2 mi değil? 0 büyük eşitten e, büyük eşit 2 değil. O nedenle bu kontak çıkış vermiyor ama şey 0 e, küçük eşit 6 mı? Evet. 0 küçük eşit 6 olduğu için daha doğrusu küçük olduğu için bu kontak çıkış veriyor ama bu kontam çıkış vermiyor. range neydi? Value değeri minimum ve maksimum değerin dışındaki bir değerse ne veriyordu? Çıkış veriyordu. Şu anda zaman ölemin değeri 0. 0, 2 ile 6 saniyenin dışında olduğu için çıkış verdi. Şunu biraz küçülterek online'a alacağız. Burada ben ne bekliyorum? Burada beklediğim şey şu. Biraz daha küçültelim. Videoda çok net gözükmeyecek ama en azından mantığını anlamanız açısından. Burada benim beklediğim şey şu. Zaman rölesinin değeri 2 saniyenin geçtiğinde 6 saniyeye kadar olan zaman aralığında Q00 çıkış verecek. Yine aynı mantıkla 2'den büyük eşit olduğu için bu kontak kapanacak. Ve 2 ile 6 arasındaki değerlerde de 6'dan küçük eşit olduğu için bu kontakta kapalı olduğu için aynı anda neye verecek? Q0.1'e çıkış verecek. Ve burada ise 2 saniye kadar olan değerlerde çıkış verecek. 2 ile 6 saniye değerleri arasında çıkış vermeyecek ama 6'dan sonraki değerlerde de yine burası çıkış vermeye devam edecek. Online'ı aldık ve zamanı başlatıyoruz. 2 saniye olduğunda Q0001 çıkış verdi. 6'dan sonra o çıkışlar kesildi ve yine altın üstündeki değerlerde altının dışında olduğu için out range ne verdi? Çıkış verdi. In range, out range komutlarını da bu şekilde kullanabiliriz. In range, out range hani niye time formatı verilmemiş derseniz in range ya da out range'i biz daha çok analog verilerin işlenmesinde kullanıyoruz olmak verilerin işlenmesinde kullandığımız için ya orada integer'dır ya double integer'dır. işte ya reel sayıdır. O neden hani time formatını burada kullanmaya ihtiyaç ya da gerek duymamışlar. Bu inrange olmasaydı onu yerine kullanabileceğimiz kontaklar iki ayrı karşılaştırma kontağı şeklinde olacaktı ve burada bir aralık belirleyecektik. Bu şekilde ne olacaktı? Yine çıkışımızı alabilecektik. PLC'de karşılaştırma kontakları bu şekilde umarım işinize yaramıştır bu video hepinize teşekkür ederim arkadaşlar